birlikleri ve zırhlı birliklerde özel birlikler ve ÖSO birlikleri bölgeye aktarıldı. Bölgede yoğun bir çatışma ortamı başladı. Şu anda topçu ve tankçı birliklerimiz Darmık Dağı'nı, Büyük Darmık Dağı'nı aslında dövmeye başladılar. Yoğun atışlar var. Yaklaşık olarak 2 saat önce hemen bu dağın sağ tarafında küçük Darmık Köyü, Darmık Dağı vardı. O dağ sabah itibariyle büyük bir bombardıman ateşi altına alındı ve daha sonra yine alınan istihbarat gereğince hemen Büyük Darmık Dağı'na yönelildi ve orası şu saat itibariyle bombalanmaya başladı. Bölge dediğimiz gibi kritik bir bölge. Oranın alınması gerekiyor çünkü o bölgede PKK, YPG ve bileşenlerinin mağaraları, uzun tünelleri ve mevzileri var. Burayı gözetliyorlar zaman zaman. Hemen kameraman arkadaşım gösterirse o dağların altında bulunan köyler de onların taciz ateşine mesken oluyor. Oradan atılan mermiler, silahlar evlere denk geliyor ve vatandaşın canı tehlikeye giriyor. O nedenle o tepe çok önemli. O tepenin, o dağın alınmasıyla birlikte askerimizin ilerleyişi devam edecek. Darmık Dağı'nın hemen ardında ise Bülbül Dağı bulunuyor. Tabii ki bu stratejik dağı alınmasıyla birlikte Bülbül Dağı'nın kontrolü de daha kontrollü olacak. O yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu bu bölgeye doğru yöneldiler. Dün itibariyle demiştik, operasyon hız kazandı. Zeytin Dalı'nın 11. gününde bu bölge yoğun ateş altına alındı ve 12. günde ise o ateş daha da yükseldi.